Bir diğer plastik parça tasarım aracımız da BOS denilen unsurdur. Bunun için plastik parça tasarımı dizinin altındaki BOS dosyasını açıyoruz. Bu çizimde daha önceden oluşturulmuş olan gizli eskizler var. Bunlardan ilkini açalım. BOS unsurunda bu unsurun yerleşeceği noktalar istenir. Dolayısıyla bu eskizde de bu noktalar tanımlıdır. Plastik parça panelinden BOS komutunu çalıştırıyorum. Ve dikkat ederseniz iki tip kabartma tanımlayabileceğinizi buradan görebilirsiniz. Head ve thread. Biz thread kısmına geçiyoruz. Head kısmı başlık anlamına gelebilir. Thread bölümü de ise bunun geçtiği yer. Unsurun katıyla birleştiği yerdeki yuvarlama yarıçapına girelim. 0,5 olarak. Daha sonra thread bölümüne geçelim. Bir delik olmayacak, onu gösteriyorum. Ve buradaki geometrinin boyutlarını girelim. Rip destekleyici federlerin olup olmayacağını tanımlar. Olacağını söylüyoruz ve bunların adedini giriyoruz. Daha sonra bu federlerin boyutlarını tanımlıyoruz. Şuradaki 10 mm ile 5 mm yaptığımızda OK ile unsurları model üzerine yerleştirmiş olduk. Bir başka BOS unsuru tanımlamak için yine gizli olan bir eskizimiz var. Onu açıyoruz. Yeniden BOS komutuna giriyorum. Noktayı otomatik olarak inventor aldı. Yine 0,5 mm'lik yuvarlama yarıçapı tanımlıyorum. Ve daha sonra thread bölümüne geçiyorum. Burada bir delik olacak. Bu delik belli bir derinliğe sahip olacak. Diğer ölçüleri de teker teker giriyorum. Derinliğe 6,5 mm girelim. Diğer ölçüler aynen kalsın. Yine destekleyici federler olsun istiyorum. Fakat bunlar bir tane olsun. Ve boyutlarını da buradaki kutucuklara girelim. Şimdi üst görünüş çıkarsam, dikkat ederseniz federin yönü sağ tarafa doğru. Buradaki bölüm federin yönünü ayarlayabildiğimiz bölümdür. Eksi 90 derece girersem eğer katı modelimin duvarlarına doğru olmasını sağlayabilirim. Okey dediğim an kabartma unsuru modele uygulanmış olur. Aynı unsurdan 4 tane daha oluşturmak için Circular Pattern yani dairesel dizileme komutunu kullanıyorum. Unsurumu seçiyorum. Eksenimi belirtiyorum ve adet giriyorum. OK ile devam edersem toplam 5 adet olmak üzere yeni unsurlar tanımlamış oldum. Dikkat ederseniz özellikle Browser penceresinden bunu görmeniz mümkün. Solid Bodies klasörü altında gizlenmiş olan 2 tane daha katı gövde olduğunu göreceksiniz. Bunları işaretleyip sağ tuş Visibility ile açalım. Buradaki gövdeler üzerinde de BOS unsurunu tanımlamak için öncelikle kullanacağım eskizi aktif duruma getirmem lazım. Bunun için ilgili eskizi seçiyorum ve sağ tuş menüsünden Visibility ile görünür olmasını sağlıyorum. BOS komutuna girdim. Bu sefer Head seçeneğini seçiyorum. Burada önemli olan işlemin yönü. İşlemin yönünü doğru ayarlamanız lazım ki parçayla etkileşimde bulunsun. Head bölümüne geldiğimizde ise başlık kısmının özelliklerini tanımladığımız kutucuklar açılır. Hızlıca buradaki değerleri girelim. En son burayı da 1 mm yaptığımızda herhangi bir feder olmayacak. Okey ile devam edersem unsur burada gördüğünüz gibi modele uygulanmış oldu. Son olarak yine dairesel dizileme ile çoğaltılacak olan unsurları seçelim. Burada öncelikle buradaki yuvarlamayı ve daha sonra ekstrüzyonu
işaretliyorum. Dönme ekseni olarak burada gördüğünüz ekseni işaretliyoruz. Adedi 5 olarak girip OK ile çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Böylece modellemeyi tamamlamış olduk.